Ha şey de bu arada sen orada görüyorsundur. Eliyle ilk kere attığı uzun bir top vardı. Muhteşem Evet. bir yorum gelmiş Nordfeldt'e. Ya zaten söyledik yani. Top zaten Aynen. telif deydik. Telif yedik, Geçen hafta Z göstereceğiz bloku tekrar görmek isterseniz bir 3-4 gün boyunca yayına ulaşamadınız. İngiltere Futbol Birliği net yakaladıysa bizim görüntümüzü yakalamış. beyin sports'a yakalanmadık. Aynen İngiltere'ye yakalandık. İngiltere'ye yakalandık. Bir 3-4 gün telif hakkı nedeniyle yayından Şey iyi ama. yayınlayamadık. Ayağı, oyun başlangıcı, eli. Onlar iyi. Zaten o konuda hemfikiriz. Umut verdi en azından hepimize. Aynen. Bir de bir şey diyeceğim. Bireysel performans deyince aklıma geldi. Berat'ın bir driblingi var maçın son dakikalarında. Hatırlıyor musun? Soldan gitti, devam etti, şut attı, bloke edildi. Berat sanırım kulağıma gelen şey demiş maçtan sonra. Çalım atabiliyormuşum mu, geçebiliyormuşum mu ne gibi bir şey demiş. Berat bunları yapabiliyordu. Denemesi Berat lazım. unutmuş mu? Denemesi lazım diye yapabiliyordu zaten. Alanya maçında var. Oyuna girdikten sonra sağdan topla buluştu. Sola pas atar gibi yaptı. Dikine gitti. Antalyaspor maçında bir tane çok iyi var. Solda yine. Gaziantep maçında merkezde var yine. Berat ne, işte genç oyuncuyu böyle böyle kaybediyorsun. Çocuk ne yapabildiğini unutmuş artık. Yapabiliyor bunları İstersen zaten. bu arada şeye bak Aycan, Twitter'da seni etiketlemiş kandidat istatistiğini. Oradan bir bak Tamam, istersen. bakarım. Ha, tamam şimdi de bakarım da. Aynen. Yani Berat'a şunu diyeceğim ben bizi izliyor mu bilmiyorum. Kendine inansın. Rahmi için de geçerli bu. Ona inanmıyor, onlara inanmıyorlar biliyorum ama onlar kendilerine inanmaya devam etsin. İkisi de çok yetenekli. İkisi de oynamadıkları için özgüvenlerini kaybediyorlar. Genç oyuncu kırılgan olur çünkü mental olarak çok normal. Ve biz ülke futbolu olarak gençlere desteklemiyoruz. İşte 21-22 yaşında gelmiş oyuncu bizde genç oluyor. Altınordu bunun belki ayrı bir örneği. Dün Altınordu maçını izledim biraz. 2004'lü 2003'lü Burak İnce ve Ravil Tagir oynuyor mesela. Oynuyorlar da çatır çatır. İşte, ya kendilerine inanmasınlar. Şey, inançlarını kaybetmesinler. Yapabiliyorlar. Berat dribling yapabiliyor. Rahmi'nin bir dünya özelliği var. Rahmi mesela topla çok yumuşak. Rahmi'de bu Messi çalımı dediğimiz minik minik topu ata ata gitme özelliği var. Geçen sene Ankaragücü maçında testlerdeki bir hazırlık maçında izlemiştim ben. Ortada aldım o kadar topla rahat hareket ediyor ki Rahmi. Ya kendilerine inanmaktan vazgeçmesinler. Çok yetenekli ikisi de. Şey de, ya yapabiliyorlar. Pek çok şey yapabiliyorlar. Yapabildikleri şeyleri unutmasınlar. Kırmızı kara takım savunmasına bekler el bombası. Her an patlayabiliyor. Zago dışındaki stoperlerde bu ligi kaldıramıyor. Sonuç gol yemediğimiz maç yok demiş. Engin İkinci maç Pekkan'ın oldu herhalde. transferlerle ilgili Antalya yorumları maçından var. sonraki. Bakmak Yok isteyenler hakikaten. canlı siteyle takip edebilirler. Leon 06 transfer konusunda haber var mı dedi. Program başına kısaca değindik. Başkan kulübün ekonomisini düşünerekten transfer çok sıcak bakmıyor. Eğer olacaksa belki bir forvet transferi olabilir. Önümüzde 3 gün kaldı. Atakan Gören ses olmazsa düşeriz demiş. Prime Modric gibi mübarek demiş. Doğru valla.